Şehrin Nabzı'ndan hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Bu hafta programımızı Asrın Lezzeti Çiğ Köfte'nin üreticisi bir markayla açıyoruz. Rivayet edilir ki Adıyaman'da hükmünü sürdüren Nemrut o zamanlar egemenliği sürsün diye ateş yakmayı yasaklar. Hazreti İbrahim ise küçücük bir çocuktur. Annesi Peygamberimiz Hazreti İbrahim hayatta kalsın diye ceylan etini ve bulguru taşla döverek yemek haline getirir. İşte o günden bugüne de o yemek çiğ köfte olarak bilinir. Şimdi ekranlarınıza getireceğimiz firmada yaklaşık 400 tane şubeyle sağlıklı lezzetler üreterek damağınızda iz bırakmaya devam ediyor. Merhaba sevgili izleyenler. Türkiye geneline yayılmış, lezzetiyle damaklarda tat bırakan Arsemiya Çiğ Köfte'deyiz. Şimdi firma sahibimiz Cahit Fidan'ı tanıyacağız. Gelin hep birlikte kendisini tanıyalım. Cahit Bey, biraz sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben 1955 doğumluyum. Daha önce muhasebe serbest meslekten 10 yıl önce bir vesileyle bugünkü ortağımla tanışarak biz bu kurumun temelinde bu sektöre başladık. 2007 yılından beri de kurumsal anlamda çiğ köfte sektörünün içindeyiz. Çiğ köfte sektöründe de bizim bu konuda bir katkımız, yani iki ortaklı bir kurumsal firmanın katkısıyla birlikte büyümeye başladık. Hem sektör büyüdü hem biz büyüdük. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle 400 civarında bayiliğimiz, şubemiz ve satış noktamız var. Bununla birlikte 70 tane çalışanımız, 10 adet de filomuz var. Yani geldiğimiz nokta itibariyle bugün piyasada ciddi anlamda büyükler arasında yer alan bir yapıya sahibiz. Bayilik veren bir firmasınız. Bayilik verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Bayilikle ilgili bize müracaat eden arkadaşlarımıza biz kendi yerleri, peyledikleri yerlere arkadaşlarımız gidiyor, yeri görüyorlar, lokasyonu görüyorlar. Eğer orada iş yapılabilecek bir noktaysa kendileri tecrübelerini aktarıp bilgilendiriyorlar. Bu sektörde yatırım maliyeti düşük, karlılık oranı çok yüksek olan sektörlerden biri oluştu. Onun için yardımcı da oluyoruz. Müracaat eden bayiliklere yardımcı şöyle desteklerimiz oluyor. Bedelsiz çiğ köfte desteği veriyoruz. Görsel desteği veriyoruz. Magnet, broşür vesaire destekleri veriyoruz. Bu şekilde başladıkları zaman da ciddi anlamda karlılıklarla kendilerinin de mutlu olabileceği bir şeye ulaşabiliyorlar. ...400'e yakın bayiniz var. Peki hepsine aynı anda aynı tadı nasıl sağlıyorsunuz? Bizde tek noktadan üretim yapılıyor. Bizdeki tek nokta bugün kuruluşumuzdan bu yana da karışımımızda, formülümüzde, kalitemizden hiç ödün vermedik. Yani karlılık bizim için ikinci planda. Önemli olan bizim için kalite. Lezzet, kalite bizim marka değerimiz. Biz bunların birleşiminden yola çıkarak bozmadık bugüne kadar. Yani 86'dan bu yana biz bu sektörün içerisindeyiz. Ve o günden bugüne kadar da kesinlikle kalitemizde herhangi bir düşüş göstermedik. Müzik
Peki biz Türk insanı olarak çiğ köfteyi çok seven insanlarız ama taze veya hani iyi çiğ köfteyi, kötü çiğ köfteyi biz nasıl ayırt edebiliriz? Bizim tavsiye ettiğimiz tüketim süresi 72 saattir, 3 gün. 3 günden sonra zaten farkına varırsınız. Bunu en çok tüketiciler farkına varır. En ufak bir değişiklikte tüketici sizin çiğ köftenizde bir değişiklik var diye serzenişte bulunuyor. Zaten şikayetler gelmeye başlar. Onun için 72 saatten sonra biz bayilerimize veya kendi şubelerimize veyahut da satış noktalarında bunun satışını müsaade etmiyoruz. Onlar tüketebilecekleri miktar kadar bizden sipariş veriyorlar. Onun için de biz günlük her gün bizim 10 araçlık satış filomuz yollara çıkıyor. Bütün bayilerimize günlük olarak dağıtım yapılıyor. 72 saatten sonra bozuluyor mu dersiniz? Bozulmuyor ama acısını saldığı için eski lezzetini, eski tazeliğini vermiyor. Onun için de biz satışlarını bayilerimize ve satış noktalarımıza günlük olarak öneriyoruz bunları. Bize satabilecekleri, tüketebilecekleri miktar kadar sipariş vermelerini öneriyoruz. Biz günlük olarak zaten kendi yerlerine kadar, kapılarına kadar bunun teslimatını yapıyoruz. Çiğ köfte burada üretiliyor. Lavaşımız ve baharatlarımız. Bu konuda hakkında biraz bilgi verir misiniz? Evet, lavaşı da biz üretiyoruz. Çiğ köfteyi de biz üretiyoruz. Biz öncelikle deminki söyleşimizde de bizim için öncelik olan şey kalite ve lezzettir. Daha önceleri biz dışarıdan lavaş alıyorduk ama bayilerimiz bunu beğenmiyordu. Lavaşı biz kendimiz üretmeye, yani çiğ köftemiz kadar kaliteli ikinci bir ürünü üretmeye karar verdik. Bunun makinesini aldık, otomatik otomasyona geçtik, makinesini aldık ve tecrübeli arkadaşlarla birlikte bu işte tecrübeli arkadaşları seçerek üretime başladık. Bizim günde 1000 paket, yani her pakette 50 tane mevcut, 1000 paket üretim kapasitemiz var. Tabii istenildiği de takdirde bu daha da fazla yukarı çekilebilir. Çiğ köftemizde de dediğim gibi kuruluşumuzdan bu yana biz hem karışımı hem lezzeti hem de girdi, yani maliyet üretim girdilerini biz asla bozmadık. Yani birinci kalite her dönemde, her şeyde birinci kalite ürünler. Üstelik de yani bu kaliteli ürünleri biz kendi kaynağından, mesela baharatı Maraş'tan, bulguru Maraş'tan, buradan herhangi bir yerden almıyoruz. Tamamı kendi bölgesel, kendi verimli, lezzetli olan bölgelerinden transfer ediyoruz. Şimdi de firmamızın bünyesinde bulunan radyo stüdyosundayız ve yanımızda Yasin Bey var. Merhaba Yasin Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben yıllardır radyo programcılığı yapıyorum. Sağ olsun bizim yönetim kurulu başkanımız Cahit Bey, aynı şekilde Derviş Bey, benim bu içimdeki özlemi, aşkı bildiğinden dolayı bana böyle bir proje önerdiler. Bizim kendi radyomuzu kurar mısınız dediler. Ben de teşekkür ettim bu ilgilerinden, alakalarından dolayı. Kendi radyomuzu kurduk. İnternet üzerinden yayınları devam etmekte. Ama ileriye yönelik bakıldığı zaman uydu yayınları başlayacak. Aynı şekilde Anadolu'da ayrı ayrı frekanslarda yayınları devam edecek. Hatta şu anda bile Anadolu'da iki radyoyla birlikte ortaklaşa yayınlarımız var. Her gün saat 15'te 19 arası yayına giriyoruz. Gelen mesajlarımız var. Duygu yazanlar arasında. Duygu diyor ki, abi diyor sesin harika geliyor. Biz de buradayız, sizlerle birlikteyiz. Radyonuzun içeriği hakkında biraz bilgi aktarabilir misiniz? Şimdi yayınlarımız zaten şöyle aslında. Herkes sorar yani radyonuzun tarzı nedir? Bana göre madem bu radyonun genel yayın yönetmeni benim, şu an ilgilenen benim. Ben diyorum ki insanların bir tarzı olmaz. Her saatin bir tarzı olur. Buna yönelik her saate ayrı bir şekilde şarkılarımızı yayınlıyoruz. Mesela sabahları en hareketli şarkılar radyolarınızda olurken öğlene doğru biraz daha slow, akşam damar ve şiirlerle program devam ediyor.